İlk olarak arkadaşlar, bundan yaklaşık 4-5 sene öncesinde dağcılık sporuna tanıştım, adım attım diyeyim. Şu anda aktif olarak dağcılık ve doğa yürüyüşleri yapıyorum hala. Bu sporla ilk tanıştığımda Türkiye'de yeterli ekipmanı bazen bulamıyorduk. Decathlon o zaman çok fazla ürün getirmiyordu. Şu an yeterince aslında ürünler geliyor fakat yine bazı ürünlerde eksiklikler olabiliyor. Yine outdoor firmaları var fakat bazılarına tabii fiyatlar oldukça yüksek olduğundan dolayı bu bizi yurt dışına yöneltti. Bu yurt dışına yönelme olayından sonra internette çeşitli araştırmalar yaptım ve Sports Direct isimli bu siteyi buldum. İngiltere menşeli bir firma bu. Fakat birçok ülkede hizmet veriyorlar. 4-5 yıl öncesine bu siteden alışveriş yapmak mantıklıydı fakat şu anda yapmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Tabii ucuza bir ürün bulursanız yine yapabilirsiniz fakat şu anda benim 10 yıl önce 4-5 yıl öncesindeki siparişlerimi burada görebiliyorsunuz. İşte 83 euroluk, 85 euroluk, 50 euroluk, 73 euroluk siparişler. Şimdi şunlara da değinmek lazım. Ben bu siparişleri verdiğimde gümrük yasası şu an bu kadar katı kurallar uygulamıyordu. O zaman 70 euroluk bir sınır vardı ve yurt dışından aldığınız ürünlerde neredeyse vergi ödemeden sadece kargo ücretiyle ürünü ülkeye getirebiliyordunuz. Fakat şu anda aldığınız her sipariş için bir vergi ödemeniz zorunlu hale geldi. O yüzden şu an çok mantıklı olmayabilir. Bu ürünü size sağlayacağı faydaya göre değişiklik gösterebilir. Siteden kısaca bahsetmek gerekirse, bu siteyi yine ülkemizde hizmet veren Decathlon gibi düşünebilirsiniz. Decathlon firması gibi. Burada oldukça fazla spor branşları mevcut. Görüyorsunuz. Birçok spora ait burada başlıklar var. Hangi sporu yapıyorsanız eğer burada ilgili sporunuza açıp ürünlerine bakabilirsiniz. Mesela burada bir tırmanış ayakkabısı bulunuyor. 35 pound'a. Fakat numaraları yok. Tabii bu numaralar size uyuyorsa alabilirsiniz. Bazen burada çok iyi indirimler bulabiliyorsunuz ve bazen kargo da ücretsiz olabiliyor. Eğer siteye üye olursanız zaten bu bildirimlerden de haberdar olmuş olabilirsiniz. Yani güvenlik anlamında hiçbir sıkıntı yaşamadım ben şu ana kadar bu sitede. Aldığım bütün siparişler elime ulaştı. Kargoyu genelde DHL ile gönderdiler. Ortalamada kargonun bana ulaşması bir hafta falan civarı sürmüştü. Burada arkadaşlar bir tane siparişimin detayını gösteriyorum şu anda size. Sağ altta gördüğünüz gibi delivery dediği kısımda 13 pound'luk bir kargo ücreti ödemişim zamanında. Tabii o zamanlar pound çok fazla yüksek değildi şu ana göre. Şu an neredeyse 2 katı civarında. O yüzden şu anda az önce de bahsettiğim gibi ürün almak çok mantıklı olmayabilir. Bu tamamen sizin ihtiyacınıza ve keyfinize kalmış bir durum. İkinci olarak alışveriş yaptığım firma yine farklı bir İngiliz firması, Sport Pursuit. Bu siteden de oldukça fazla alışveriş yaptım. Birazdan onları da göstereceğim zaten size. Burada daha spesifik outdoor sporlarına yönelik ürünler satılıyor arkadaşlar. Montlar olsun, ayakkabılar olsun, botlar olsun, kayak ekipmanları olsun veya dağcılık ekipmanları olsun. Zaman zaman çok ucuza ürünler alabiliyorsunuz. Sistemden de bahsettiğim gibi mesela ülkemizde işte 1500 TL civarına satılan şu montu bu siteden 60 pound'a 70 pound'a alabiliyorduk. Yani şu anda fiyatlar güncel olmayabilir. Fakat yani neredeyse yarı yarıya oynayan, yani vergiyi de katıyorum içine, gümrüğü de katıyorum, yarı yarıya oynayan bir durum söz konusu. Eğer böyle ihtiyaçlarınız varsa bu sitelere göz atabilirsiniz. Oldukça faydalı olduğunu söyleyebilirim. İndirimler genelde zaten oldukça fazla. Yani %50 civarında indirimler uygulanıyor. Burada görüyorsunuz 200 pound'dan 110 pound'a düşmüş. Tabii fiyatlar bu kadar düşük olunca İnsan ister istemez bir güven sorunu yaşıyor. Neden bu fiyatlar bu kadar düşük? Acaba ürünüm gelir mi, gelmez mi? Paramı kaptırır mıyım falan gibisinden sorunlar oluşuyor ve genelde bir güven problemi yaşanıyor. Fakat ben birazdan size siparişlerimi göstereceğim ve herhangi bir problem olmadığını da anlamış olacaksınız. İşte şurada sağda mesela New Balance bir ayakkabıyı 20 pound'a satıyor.
Yani bu o ülkede yaşayan insan için aslında oldukça uygun bir fiyat, fakat bizde tabii kur farkı devreye girince pahalı olabiliyor. Yine şu an Türkiye'ye göre tabii uygun bir fiyat olduğunu da söylemek lazım bu ayakkabının. Şimdi siparişlerimi açalım. Hep beraber görelim. Herhalde en fazla alışverişi bu siteden yapmışımdır. İşte en son sayfaya gideyim. İlk ürünüm mesela. Ne zaman almışım? 2016 yılında bir tane kastüyü mont almışım. 60 pound'a. 8 pound'da bir kargo ücreti ödemişim. Burada kargo Aramex firmasıyla geliyor Türkiye'ye. Dağıtımı da kendileri yapıyorlar. Yani İstanbul için söylüyorum ben bunu. Diğer illerde nasıl oluyor bilmiyorum. Belki Aramex getirdikten sonra farklı bir firmaya devredip onunla da yolluyor olabilir. Bu konuda net bir bilgim yok. Fakat İstanbul için teslimatı Aramex'in yaptığını söyleyebilirim. Teslimat şöyle yapılıyor arkadaşlar. Ürünü aldığınız sayfalarda genelde ürünün ne zaman teslim edileceğine dair bir size tarih bildirimi yapılıyor. Şurada Estimated Dispatch yazıyor mesela. 18 Mayıs ile 20 Mayıs arasında bu size ulaşması beklenen bir tarih olarak görülebilir. Tabii bu firma neden bu kadar düşük fiyat veriyor onu belirteyim. Dropshipping yaptıkları için, yani ilk önce siparişleri topluyorlar. Daha sonradan ilgili firmaya aldıkları siparişe dair ürün talebinde bulunuyorlar. Bu yüzden de oldukça düşük bir fiyat verdiklerini söyleyebiliriz. Bu tarihlerin geç olma nedeni de bu. Ürünü alırken bu tarihlere dikkat edin. Sonra ürünün neden geç geldi vesaire gibi sorunlar yaşamayın. Bu tarihlere dikkat ederseniz çok fazla sıkıntı yaşamazsınız. Ürün eğer bazen stoklarda da olabiliyor. Stoklarda varsa yaklaşık bir hafta içinde size teslim ediliyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, sitede dikkat etmeniz gereken bir nokta arkadaşlar. Burada adresinizi girmek istediğinizde bazen Türkiye'nin çıkmadığını söyleyen arkadaşlarım oldu. Ona açıklık getirmek adına burada information kısmını yukarıdan account information'a girdikten sonra burada Delivery Country olarak Türkiye'yi seçmeniz gerekiyor. Daha sonradan da buraya adreslerinizi tanımlamanız gerekiyor. Mesela yeni bir adres ekleyelim. Burada kişisel bilgileriniz girdikten sonra telefonunuz, adınız, soyadınız. Daha sonra adres search kısmı var. Burada otomatik olarak tamamlıyor aslında. Fakat manuel olarak adresiniz girmek istiyorsanız bu kısmı tıklıyorsunuz ve manuel olarak adresinizi tanımlıyorsunuz buraya. İşte burada Türkiye'yi de seçtikten sonra en son, eğer default adresi olarak da bunun kalmasını istiyorsanız bunları da tıklayıp kaydediyorsunuz. Şu an benim adresim olduğu için bu bölgeyi değiştirmiyorum. Onun dışında değinmem gereken bir şey var mı? Sanırım yok. Bu siteden de güvenli bir şekilde alışverişlerinizi dediğim gibi yapabilirsiniz. Son olarak belirteceğim site ise Trakin sitesi. Bu siteden de arkadaşlar oldukça fazla alışveriş yaptım. İspanyol sitesi bu. Şu yukarıda gördüğünüz farklı sitelerde bulunuyor. İşte kayakçılar için, yürüyüşçüler için farklı farklı tasarımlarda siteler aslında. Yine hepsi aynı aslında baktığınız zaman. Bunlara kategori şeklinde ayırmışlar. İşte ekstrem sporlarla ilgileniyorsunuz veya motorla vesaireyle ilgileniyorsunuz. Diğer sitelere de bakabilirsiniz. Ben genelde Trekking sitesinden alışveriş yapıyorum ya da Outlet'inden. Bu Outlet'inde oldukça fazla ürün indirime girebiliyor. Takip ederseniz eğer güzel fiyatlara iyi ürünler görebilirsiniz arkadaşlar. Burada yaklaşan indirimleri de belirtiyorlar. Hangi tarihte açılacağını söylüyorlar. O şekilde de takip edebilirsiniz. Yine bu sitede de oldukça fazla kategori bulunmakta. Tırmanış olsun, yürüyüş olsun, doğa sporları olsun, kamping olsun. Dediğim gibi koşu, bisiklet, bütün outdoor sporlarını aslında içeriyor diyebiliriz. Şimdi burada da size siparişlerimi göstereyim. Bu sitede arkadaşlar kargo PTT kargo ile geliyor. Yani size PTT kargo ile iletiyorlar ürünü.
O yüzden fiyatları da biraz aslında daha düşük olarak söyleyebiliriz. 40-50 TL civarında bir kargo ücreti çıkıyor genelde ürün başına. Yani ürün başına değil, sepet başına diyelim. Fakat tabii ağır ürünlerde bu fiyat değişiyor olabilir. Benim aldığım ürünler genelde çok fazla ağır olmadığı için diğer ürünlerde ne kadar fiyat farkı var, net bir şey söyleyemem. En son geçen yılın 2019 yılının Aralık ayında bir sipariş vermiştim ve hemen sipariş çıktı ve Ocak ayının ilk haftasında elime ulaştı. Bu siteden de oldukça fazla alışveriş yaptım gördüğünüz gibi. İşte Outlet'in sitesinden de yaptığım siparişleri burada görebiliyorsunuz. Eski siparişlerimi de burada görebiliyorsunuz. Herhangi bir güven sıkıntısı bence yaşamayın. Ben hiçbir siparişimde sıkıntı yaşamadım. Yani rahatlıkla bu siteleri size önerebilirim. Yani Türkçe dil desteği var mı, ona da bakalım buradan. Türkçe dil desteği koymamışlar. İngilizce veya işte sağ tıklayıp Google Translate ile de çevirip ürünlere bakabiliyorsanız, eğer diliniz size yeterli gelmiyorsa. Yani bu siteleri özellikle belirtmek istedim. Çünkü yazıya oldukça fazla talep oldu. Çok fazla soru geldi. En azından bu video biraz açıklayıcı olmuştur diye tahmin ediyorum. Yine sorularınız olursa videonun yorum bölümüne sorularınızı sorabilirsiniz veya Instagram adresimden ulaşıp bana sorularınızı sorabilirsiniz. Evet, başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.